Ben Taha. Bugün 4. duvarın ilk yayını olan 0. yayını çekiyoruz ve karşımda Bilge Su var. Bilge Su var. Merhabalar, ben de Bilge Su. Tiyatro Ko olarak böyle bir podcast yayını yapmayı epeydir istiyorduk ve nihayet başlayabildik. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen, bugün 0. yayında. Evet. Böyle mobil takılıyoruz. Nerede, ne zaman, nasıl çekeceğimiz belli değil ama bugün Vegan Kaya geldik. Biraz ortam sesi olabilir. O mutfağa yakınız falan. Ama evet, sesimiz güzelse ne ala diyelim. Evet. Şimdi bugün biraz dördüncü duvar nedir? Biz neden dördüncü duvarı çekiyoruz falan gibi konuları konuşacağız. Biraz tekniğe, evet, detayı falan takılacağız. Evet. Evet. Dördüncü, evet, duvar nedir? Dördüncü duvar aslında gerçeklikle kurguyu ayıran hayali bir perde. Tiyatroda, sinemada kullanılan, sahneyle seyirciyi ayıran hayali duvarda sahneden bize ve bizden sahneye yansıyanları konuşmak istiyoruz aslında biz dördüncü duvar podcastimizde. Bu şekilde henüz çok yeniyiz bu konuda. Hatalarımız olursa en baştan söyleyelim, affola. Amatör ruhumuzu korumak adına. Amatörlükten çıkıyoruz yani. Gayet mobiliz. Tahan'ın da belirttiği gibi. Şey, ama bir şey olduğunda yorum olarak herhangi bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Takip, evet, ettiğinizde Spreaker üzerinden de, evet, eleştirileri açığız. Mümkün. Şimdi dördüncü duvar tiyatronun hikayesini anlattığımız bir araç aslında. Tiyatronun hikayesini de mutfağına girerek anlatmayı düşünüyoruz. Burada temelde dört ana konumuz olacak. Dört ana konudan kastım aslında İşin mutfağında en çok gözümüze çarpan oyuncudan oyun ekibine, oyun ekibinden oyun ekibinin yansıdığı kısım, yani tiyatronun yansıdığı seyirciye, seyirci ve seyircinin oyuncuyla bütünleştiği sahneyi anlatan bir podcast olacak. Ama bunu da şöyle düşünüyoruz. Bilge Su ve benim sunuculuğumda bir konuk alarak podcastleri devam ettireceğiz. Zaten altyapımız ancak 3 kişi yeten, 3 kişinin sesini aynı anda kaydedebiliyoruz falan. Bu bölümde sadece ben ve Bilge Su varız. Biraz dördüncü duvar nedir onu anlatmak için. Şimdi kısaca şeyden bahsedelim. Mesela neden bir oyuncu, neden bir oyun ekibi, neden bir seyirci ya da sahneden biri. Sahne derken de tüzel kişi olarak sahneyi anlatan bir kişi ile görüşmek. Onu da buradan söylemiş olayım. Oyuncu derken de oyuncular bu işin baş aktörleri aslında. Her ne kadar görünmeyen pek çok kahraman olsa da her işte olduğu gibi, her işin mutfağında olduğu gibi. Oyuncularla illa tek bir oyun özelinde olmak zorunda değil veya son çıkan oyunun özelinde de olabilir aslında. O konuda da çok katı kurallarımız yok, esneyiz. Ve oyuncuyla konuşup neden bu işi yaptığını, işte en çok neyden belki keyif aldığını, neyi çok sevdiğini, sahnede nasıl hissettiğini, evet, gibi pek çok soruyu konuşmayı umuyoruz. Ya, oyun özelinde bir soru sormak istersek, tabii izlediğimiz oyunlar olacak bunlar genelde, gittiğimiz oyuncular için. Oyun üzerinde de sorular sorabiliriz. Çok aykırı sorular da sorar mıyız bilmiyoruz. Yani bazen gittiğimiz oyunları beğenmediysek onu da sorabiliriz, emin değilim ama. Genelde çok böyle mülakat gibi olmayacak. Yani doğal konuşma şeklinde bir konuşacağız. Sohbet havası yaratmak istiyoruz aslında. Çünkü zaten profesyonel değiliz. Biz kendimizi seyirci olarak tanımlıyoruz. Yani en başarılı olduğumuz konulardan biri belki o izlemektir herhalde. Evet, o konuda da amatörüz. Yani ama bir profesyonelliğimiz yok tiyatro anlamında. Evet. Belki ileride olur mu? Umarım olur ama yani, şu anda gayet şu an seyirci gözünden. Seyirciyiz yani şu an. Tiyatro eğitimi falan da almadık. Evet. Eleştirmen olduğumuzu iddia etmiyoruz. Evet. Eleştiri yazıyoruz, o ayrı ama kendi gördüğümüzü anlatıyoruz daha çok. Bu da bir eleştiri aslında. Oyuncu anlattık, şimdi biraz oyun ekibinden bahsedeyim. Ben dördüncü duvarın görsellerine çalışırken dört farklı kategori kurgulamıştım. Oyun ekibi ve oyuncunun iki ayrı kategori gibi gözükmesinin sebebi şuydu. Oyuncu daha ön planda, daha çok bizle göz teması kuran bir yerde ama oyun ekibi arkada kalıyor ve çoğu zaman işte kostümün hikayesini bilmiyoruz, ışığın hikayesini bilmiyoruz. Buralarda kostümü çıkaran terziden belki gişe görevlisine kadar konuşmak istiyoruz. Yani hedefimiz oyunun arkasındaki 25 çeşit işte çalışan insanların hikayesini anlatabilmek.
Mesela ben gişe görevlilerinin ne yaptığını çok merak ediyorum. Orada değişik hikayeler olabiliyor. İnsanlar sinir krizi falan geçirebiliyor. Ne gibi sorumlulukları var, ne yapıyorlar, kendi yaşadıkları farklı şeyler neler gibi sorulara cevap bulabilmesi için onların hikayesini anlatan bir yayın olacak. Seyirciden de ben birazcık bahsedeyim. Seyirci dediğimiz şey aslında tiyatro performatif bir sanat olduğundan sürece doğrudan katılan bir etken aslında. Yani edilgen konumda değil seyirci. Belki bir sinemada olduğu gibi değil. Ama biz zaten tiyatrik olarak hep bunu söyledik. Seyirciyi biraz daha o edilgen konumundan daha etken bir konuma geçirmeyi istedik. Sürece doğrudan dahil oluyor ama belki biraz daha bu katılımcı sanat yaklaşımını biraz daha tiyatroya da uyarlamayı istedik. Seyircilerle de konuşmak istiyoruz tabii ki. Ki bu seyirciler arasında işte blog yazarları oluyor ki gittiği her oyunu yazanlar olduğu gibi hiçbir oyunu yazmayanlar da var. Seyirciler arasında bizim gördüğümüz, tasvip etmediğimiz şeyler de oluyor. Tabii onlarla çok muhatap olur muyuz bilmiyorum ama yani ya oyun esnasında telefon görüşmesi yapandan tutun, kendi crush oyununu oynayan teyzelere kadar. Yani teyzeler diyorum çünkü teyze de görmüştüm onu. Böyle tuhaf şeyler olabiliyor ama genel yani bir herhangi bir seyirci de olabilir ama konuşabileceğimiz biri olacak evet. Elbette. Çok etkin seyirciler var işte. Taha da hatta böyle bir WhatsApp grubunda evet. Aktif. İşte iş arkadaşlarına mesela aldığı tiyatro oyunu biletlerini her zaman söyleyen, işte onlara da bilet alan evet. Ya da elinde fazla bilet varsa onları da verip bu süreci organize eden ve bu konuda ciddi çalışan insanlar var. Müthiş bir tiyatro aşkıyla. O seyirciliği gerçekten çok seven insanlar var. Oyun izlemeyi çok seven insanlar var. Onlarla biraz böyle sohbet etmeyi umuyoruz. Aynen yani onların hikayeleri de enteresan. Eskiden bu işi yaparken insanlar birbiriyle yani tamam SMS devri de olabilir. Mektuplaşmaya kadar da gidebilir. İnsanlar bu iş için minibüs tutup gidenler de oluyormuş. Ben o tarafa çok denk gelmedim ama genelde elinde bir listeyle tiyatroda isim isim şu işte Ali burada mı, Ahmet burada mı, Ayşe Veli burada mı diye kontrol eden hoca gibi tipler var. Ama bunlar yani kendi grupları, arkadaş grupları yani bir öğrenci kafilesini götürmemişler oraya. Ankara izleyicisi acaba bu noktada da farklı mı biraz? Yani o kemik kitle böyle birbirini de bu sürece ittiren hadi gidelim, hadi şu oyunu izleyelim falan diyen bir kitle mi acaba? Evet de diğer yani, şehirlerde de vardır ama. Vardır ama biz hep Ankara'yla muhatabız orasını bilmiyoruz. Ama Ankara'nın farklı bir seyirci kültürü var. Kesinlikle. Yani farklı bir seyirci. Oyuncular da hep söylüyorlar. Evet hep Ankara'yı bir övüyorlar. Ben Ankara'da kötü gördüğüm şeyler de var ama güzel tarafları da var. Ankara'da yani tiyatronun ciddi bir kitlesi var. Kesinlikle öyle. Yani oyun berbat değilse genelde seyirci bulur yani. Aslında bence Ankara'nın genel anlamda sanatla ilişkisi çok güzel. Yani ciddi anlamda sanat şehri ve sanatçı şehri. Yani işte o dil tarihten, Hacettepe'den çıkan bir sürü oyuncu var. Sadece dediğim gibi bu sürecin doğrudan içinde olan değil, sürece katılanlar da var. Seyirci olarak işte ne bileyim. Aynen. Yani üniversitede tiyatro bölümü okurken oyunlar yapanlar var. Onlarla da görüşme şansımız olabilir. Evet. Kendileri şu an Ankara'da olmayanlar da olabilir ama olsun. Son dördüncü kategoride sahne. Sahne de şöyle. Şimdi bazı sahnelerin yani uzun geçmişleri var. Bunların tabii ciddi bir hikayesi, anlatacak şeyleri vardır. Ama bazıları da çok ciddi kısıtlarla kurulabiliyor. Şimdi isim isim sayamam ama gidip öğrendikçe size anlatacağımız şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Burada da sahneler önemli görüyoruz. Çünkü şu dönemde sahne açmak kolay bir şey değil. Çünkü insanların temel ihtiyaç olarak görmediği bir şey olduğu ve ekonominin kötü yapısından dolayı ve masraf ya da lüks olarak gelebiliyor. Aslında bir ihtiyaç olduğunu anlatabilmeye çalışmak istiyoruz. Yani tiyatronun, sahnenin bunların olması gerektiğini anlatabilmeyi istiyoruz. Evet. Bunları da sahnelerin kendinin hikayelerini anlattıkları şekilde ölçüde anlatabileceğimizi de düşünüyoruz. Yani bu şekilde de sahneyi anlatmak istiyoruz tüzel kişi olarak. O sahneden biri olacak. Artık kurucusu olur, başka biri olur. Fark etmiyor ama bu şekilde de
sahneleri anlatmak istiyoruz. Ve sahneler çok önemli. Biz çünkü her zaman işte ya demek ki iyi bir işte sermaye vardı ki böyle bir yere girişmişler. Oo kim bilir kaç milyona mal olmuştur falan diye şu kadar kafa yoruyoruz. Korkunç kadar lira geliyor falan. Evet ve hani neden bilmiyoruz ama o daha ekonomik maddi tarafıyla ilgileniyoruz ama aslında çok ciddi hikayeleri var. Biz şimdiye kadar bir 2-3 sahnenin evet. hikayesini duyduk, gördük hani. Ve hepsi birbirinden özel yani. Ama hepsinde ortak tek bir şey var. Tiyatroya dair bir şeyler yapma motivasyonu. Evet. İnsanlarla tiyatrocuları bir noktada buluşturma, o sanatı icra etme motivasyonu. Bu motivasyonu taşıyıp belki biraz da bir işte maddi bir şeyler de illaki gerekiyor. Onları da bir şekilde toparlayıp. Ondan sonra güzel bir yer açıyor insanlar ve muhteşem bir şey bence. Evet. Sadece sahne olarak değil, aynı zamanda kafe tarzı olan yerler de var. Evet, şu anda evet. Fade açılmıştı, kahve ve aynen, sahne Lavar. Bir araya getiren. Evet. Bu konseptlerin de nasıl çalıştığını belki anlatmaya çalışabiliriz. Evet. Konu onların hikayesi olduğunda zaten söz onlarda olacak. Biz bir takım sorular hazırlamış olsak dahi sohbet havasında konuşacağız. Evet, öyle olmasını diliyoruz. Aynen yani çünkü motomot soru sormak da çok ya podcast ya da bizim kültürümüzde yok en azından tiyatro evet. kodu yok. Doğaçlama olması belki biraz daha samimi olur. Yani belli bir planımız olur senin de bahsettiğin gibi. Hangi konulara değiniriz onu az çok bir belirleriz. Ama o konuda da böyle hani dinamik işte genç esnek hani öyle olmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca kendimizi kalıplara, kurallara sokmadan daha rahat bir şekilde çalışmayı umuyoruz, konuşmayı. Ama bir mini mecburi bir sınırımız var. O mecburi sınırda Spreaker'ın bize sunduğu 5 saatlik yayın hakkı. Şu anda herhangi bir fon ya da sponsorumuz olmadığı için olmak isteyenleri duyurulur. Olmak isteyenler duysun. olmak istemeyenler de dinlesin. Şöyle ki Spreaker'ın bize tanıdığı 5 saatlik 300 dakikalık limitimiz var. Bu limiti de ayda bir yayın ve 25 dakikalık bir yayın yaparak devam ettirmek istiyoruz. Ayda bir kez yayınlamayı düşünüyoruz ve bu yayınlar 25 dakikadan uzun olmayacak şekilde yayınlayacağız. Bunun hem etkinlik anlamında yani konuşmanın güzel ve yorucu olmaması adına düşündüğümüz bir sınır bu. Hem de Spreaker'ın bize koyduğu sınırdan dolayı tabii sponsor bulabilirsek, finanse edebilirsek Spreaker'ın bir üst modeli denmez ona üyeliğine geçip orada yayın hem ritmimizi hem de süremizi arttırabiliriz. Evet. Yayın süresi belki artmaz ama ritmini arttırabiliriz. Evet. Öyle bir şey olabilir. 25 dakika çok güzel bir süre aslında. Hı-hı. Yani çünkü böyle çok hızlı çağında yaşadığımız için çoğumuzun nasıl yani 45 dakikalık falan deyip böyle korkuyoruz. Yani bir saatlik bir video ya da bir podcast olduğunda gözün insan korkuyor. Evet. Kesinlikle. Aynen. Bir o de... yüzden inşallah yanlışlıkla doğru yapıyoruzdur. Yani Spreaker üzerinde zaten ortalama yayınlar 22 dakika civarında. Bakalım biz 25'i tutturmaya çalışırken neler yapacağız? Evet. Teknik detaylar bunlar. Birkaç tane teşekkür edebiliriz belki. Ben grafikleri tasarlamaya çalışırken arkadaşlarıma sürekli soruyordum. Orada Melis bana bayağı feedback olarak döndü. Orada çok karman çorman bir şey yaparken ben o beni biraz yalınlaştırdı. Aslında Spreaker'da kapak görselleri o kadar önemli olmamasına rağmen ben karman çorman bir şey yapmıştım. Biraz o yalınlaşmanın olayı Melis'ten kaynaklanıyor. Teşekkür ediyorum buradan. Onun dışında isim bulmak ayrı bir süreçti. Burada evet. Bilgi Sunu desteği var. Tabii ki. Yani Tiyatro Ko diye bir podcast açabilirdi. Açmadık. Başka bir isim olmalıydı. Evet. Dördüncü duvar da burada çok anlamlı bir yerde olduğu için bizim için. Dördüncü duvar dedik ve tiyatro alanında ya da sahne sanatları alanında podcastler olmadığı için bu ismi kullanabiliyoruz şu an. Umarız böyle biz de sürdürülebilir oluruz. Ve yani umarım süreriz aslında. Tam doğru cümleyi kurdum emin değilim ama. Ve
belki birilerine ilham oluruz. Yani aslında hani şey değil, hani işte biz bunu yapıyoruz, bakın siz de etkilenin gibi değil asla, ama bu tarz şeyler, aa bak onlar yapmış, biz neden yapmayalım, aynen, şeklinde oluyor. Biz nasıl ki meseladan ilham aldıysak sevgili Can ve Merve'den, onlar girişimcilikle ilgili konuşuyorlar. Daha doğrusu inovasyonla, sosyal girişim ve sosyal inovasyonla alakalı. Girişimcilik ve sosyal girişimcilikle alakalı konuşuyorlar. Ki biz de orada ben konuşmuştum. Hayatımda ikinci podcast'ım oluyor bu. İlki meselaydı mesela 10. bölüm. Şimdi burada. Ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Ben genelde özellikle son zamanlarda dinleyen taraftaydım. Yani öyle. Yani hikayeyi farklı bir şekilde anlatabileceğimiz bir araç olarak kullandığımız podcast'imiz bu şekilde olacak. Bir sonraki yayınımız bir sonraki ay olacak. Evet, inşallah. Bu yayın Ekim ayının yayınıydı. Daha bir şey söyleyecek miyiz? Tekrar hani ilk yayında ve ikimiz de çok böyle ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Üstümüze kedi çıktı az önce, biz kaydı sildik falan ya. Çok dünya güzel bir kedi geldi ve o yüzden böyle o kaydı durdurduk falan böyle. Bayağı hani doğaçlama, doğal, samimi bir şekilde ilerliyor. O yüzden tekrar sürçülisan ettiysek affola. Ve eğer eleştirileriniz olursa, şu olmamış işte, ya şu fena olmamış falan dediğiniz şeyler de varsa, onları da her zaman geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli. Her zaman keyifle bekleriz. Aynen. Bizi yani fark etmiyor hangi platform oldu, istediğiniz kaynaktan yönelebilirsiniz. Speaker'dan yazacağınız bir mesaj da olabilir, Twitter'dan attığınız bir tweet de olabilir, bu fark etmiyor. Ulaşmak isterseniz bilgi@tiyatrokoya mail de atabilirsiniz falan. Kesinlikle. Evet. O halde İnşallah bir sonraki podcast'te eğer üzere becerebilirsek, iş olursa. Bir sonraki konuğumuzu spoiler verir miyiz bilmiyorum ama şimdilik bizde saklı. Bundan çünkü henüz kendisiyle yıllarda konuşmadık. Evet, konuşmadık. Belki kabul etmeyecek ama yani bir sonraki yayınlarda belki spoiler olarak verebiliriz. Aylık süreç olmasının nedeni de 25 dakikaya bağlı olarak anlatmıştık. Neden haftalık yayınlanmıyor diyenler olabilir. Bu şekilde yayınlayacağız. O halde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah keyifli bir yayın olmuştur. Görüşürüz o halde. Görüşmek üzere.